Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 4 Mart 2023, yayınımızın konusu Ankara'daki siyasal durum ve HDP'nin alacağı olası pozisyonlar. Dün biliyorsunuz yani 3 Mart'ta Meral Akşener ve partisi altılı masa olarak isimlendirilen muhalefet cephesinden ayrıldılar. Millet İttifakı'ndan ayrıldılar. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini açık bir şekilde deklare ettiler ve CHP'li İstanbul ile Ankara Büyükşehir Belediyelerine çağrıda bulunarak onlardan birinin aday olmasını istedi Meral Akşener. Ancak bu iki belediye başkanı da bu tavrı reddetti, bu çağrıyı reddettiler ve bugün de kalan 5 parti, yani CHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Deva Partisi toplandılar. Daha henüz ortak bir deklarasyon yayınlamış değiller ama öyle anlaşılıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında en azından bu 5 parti bir tavır sahibi olacaklar ve ortak bir konsensus sağlayacaklar. Şimdi bu dün yaşanan olaydan sonra, dünkü krizden sonraki kimileri buna bir siyasi darbe ve siyasi darbe girişimi olarak isimlendiriyor. Birazdan değineceğiz Meral Akşener niye bunu böyle yaptı. Bu durumdan sonra HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bugün toplantı yaptılar. HDP yönetimi de bir durum değerlendirmesi yaptı ve bu durum değerlendirmesinden sonra HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında partisinin tavrını açıkladı. Tabii ki diğer konulara, özellikle deprem konusuna, deprem felaketine de değindi Mithat Sancar. Önce bir kısa bir film var bu basın toplantısından, ona bir bakalım. Sonra eğer Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'nin tavrı ne olur? Hangi durumda HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler? Bu soruları biraz irdelemeye çalışacağız. Mithat Sancar'ın bugün bahsettiğim basın toplantısındaki kısa bir kesit şöyle. Umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu ülke geçtiğimiz yüzyıl içinde gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkmak, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek bir önem taşımaktadır. Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız. Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek bir toplantısıydı. Sayın Mithat Sancar'ın bu ifadeleri, 1,5 dakikalık bir ifadeleri aslında HDP'nin alacağı olası pozisyonları, bundan sonra sürdüreceği siyasetini de özetliyor diye düşünüyorum. Yani öne çıkan 3 temel kavram var: demokrasi, adalet ve özgürlük. HDP bundan yana tavır alacak. Şimdi bu yeni durumla birlikte hem HDP'nin rolü daha da büyüdü. Yani HDP'nin önemi biraz daha arttı. Ama aynı zamanda HDP'nin üzerine düşen sorumluluk da arttı. Yani HDP hem kendi misyonuna uygun bir siyaset yürütmek zorunda ama hem de üzerine yüklenmiş olan, yani tarihin üzerine yüklemiş olduğu, halkların beklentisi olan demokrasi, adalet ve özgürlük tutumunda daha fazla sorumluluk sahibi olduğu bilinciyle bundan sonra hareket edeceğini deklare ediyor Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Şimdi biraz daha geriye dönüp tekrardan HDP'nin pozisyonuna geleceğiz. HDP'nin sürdüreceği olası siyaseti konuşacağız. Meral Akşener niye bu dünkü masayı, yani altılı masayı terk etti? Akşener ve temsil ettiği zihniyet, Kılıçdaroğlu veya herhangi birisinin, yani
Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek Kılıçdaroğlu veya başka bir adayın, başka bir cumhurbaşkanının hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra HDP ve HDP'lilerle ilişkilenmesini istemiyorlar. Bunun altını çizelim. Yani onların istediği şudur. Bir sistem için kavga, bir rant kavgası, siyasi rant kavgası. Tayyip Erdoğan gitsin. İşte onun yerine bazı konularda Tayyip Erdoğan'a benzeyen birisi gelsin. Yani özellikle Kürtler konusunda, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda Tayyip Erdoğan'ın zihniyetini, siyasetini sürdürecek birisinin gelmesini istiyorlar. Ve öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu bunu yapacak, yani bunu Kılıçdaroğlu'na yaptıramayacaklarını fark ettikleri an masadan çekildiler. Şöyle bir şey de oldu tabii. Sanki Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yeni duymuş gibi yaptı. Halbuki Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını daha önce de biliyordu. Zaten Kılıçdaroğlu daha önce çeşitli vesilelerle aday olacağını açıkça söylüyordu. Yani Meral Akşener 3 Mart günü masada bunu öğrenmedi. Fakat daha evvel bu konunun pazarlığı yapılmıştı diye düşünüyorum ki bazı siyasal gözlemciler ve bu süreci bilen işte bazı analistlerin yaptığı yorumlara bakıldığında Meral Akşener aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda güçlü bir başkan yardımcılığı pozisyonunu istiyor. Yani neredeyse cumhurbaşkanıyla aynı yetkilere sahip bir yardımcılık pozisyonunu istiyor. Ondan sonra 3 tane temel bakanlık istiyor. Yani İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı. İçişleri ve Savunma Bakanlığı kesin. Dışişleri Bakanlığı belki şey değil, yani tartışma konusu, ondan tam emin değilim. Ama yani bu durumda neredeyse işte başka biri cumhurbaşkanı olsun ama devlet yönetimi bende olsun gibi bir pozisyonun sahibi Meral Akşener. Bunun altını çizerim. Bu konuda sonuç alamadığı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti. Yani Meral Akşener nasıl bir şey istiyor? İşte Mansur Yavaş gibi biri olsun, hem aynı zihniyette. Ondan sonra ben de yardımcı olurum, arkadan yönetirim. Zaten temel bakanlıklar da bende. Başka biri cumhurbaşkanı olur ama iktidar İyi Partisi'nde, İyi Parti'de olur. Meral Akşener'in ve ekibinin istediği durum budur. Şimdi tabii bu işte yani bir Ergenekon şeyi parmağını da görmek gerekiyor. Orada biliyorsunuz Ergenekon şu anda AKP, MHP, Ergenekon, Doğu Periçek, bu diğer irili ufaklı birkaç tane eleman daha. Bunlar bir koalisyonlar. Fakat Ergenekon'un bir de İyi Parti tarafında olan şey elemanları var. Daha evvel CHP'de de etkiliydiler ama CHP'de biraz şu anda etkileri eskisi gibi yok. Ve dolayısıyla şu anda Ergenekon medyası, mesela bu Sözcü gazetesidir, işte Ergenekon daha eskiden yapmış. İyi Partililer, onlar, bunlar, işte bazı yazar çevreler hep Akşener'in tavrını olumluyorlar. Yani sanki büyük bir kahramanlık yapmış gibi bir şey kullanıyorlar, bir dil kullanıyorlar. Ve dolayısıyla burada bir işin içinde bir Ergenekon operasyonu da olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi iş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp çıkmama değil. İstenen temel iki şey var. Bir, Kılıçdaroğlu seçimden evvel de seçimden sonra da cumhurbaşkanı olması durumunda HDP'lilerle hiçbir ilişkiye geçmeyecek. Onun dışında yetkililerin çoğu İyi Parti'de, en önemli stratejik bakanlıklar İyi Partisi'nde olacak. Bu olmayınca ipler koptu. Yani dünkü 3 Mart'taki toplantı aslında bir zirve toplantısıydı ve Akşener bu istediklerinden bir sonuç alamadığını gördüğü için masayı terk etti. Şimdi ne yapacaklar? Bu sorunun cevabını henüz kimse bilmiyor. Tayyip Erdoğan da aslında onları ortada bıraktı. Dökülen taşları toplayacak halimiz yok diyerek aslında Meral Akşener'e ne halin varsa gör. Biz daha evvel sana çağrı yaptık, sen gelmedin. Şimdi de ortada kaldın. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da onu dışladılar, yani reddettiler. Dolayısıyla Meral Akşener ve partisi şu anda ortada kalmış durumdadır. Ne yapacaklar? Erdoğan'ı destekleyecekler, Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda ikna mı olacaklar? Yoksa kendileri mi aday olacak? Bu daha belli değil. Bugün yani 4 Mart itibariyle 5 parti bir araya geldi. Onların tutumu da henüz belli değil. Ve tekrar başlığa gelecek olursak, diyelim ki Kılıçdaroğlu İşte aday olursa HDP'nin tavrı ne olacak? Yani HDP'nin bugünkü açıklaması Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir yeşil ışık mıydı, değil miydi? Daha açık bir ifadeyle Kılıçdaroğlu aday olursa HDP adayı gösterecek mi, göstermeyecek mi? Gösterirse hangi durumda gösterir? Göstermese
neden göstermez, hangi durumda göstermez, bunu biraz irdelemek istiyoruz. Şimdi HDP tabii seçimler deyince iki oy kullanılıyor. Yani bir parlamento seçimleri, bir de cumhurbaşkanı seçimi. HDP zaten parlamento seçimleri için bu ittifaka falan katılmak istemiyor. Böyle bir talebi daha önce olmadı. HDP'nin kendi bir ittifakı var. Emek ve Özgürlük İttifakı. İşte içinde TİP var, EMEP var, diğer yani siyasal devrimci sosyalist yapılar var. HDP'nin bu konuda alacağı yeni bir karar falan yok. Yani HDP kendi ittifakıyla parlamento seçimlerine girecek. Fakat HDP'nin kapatılma davası var. Bu kapatılma davası olursa ne olacak? Onu da HDP'ler şunu ifade ediyorlar. İşte bizim B planımız da var, C planımız da var. Belki HDP ismiyle değil, o zaman aynı konsept ekseninde başka bir siyasi oluşumun listesinden ve ismiyle seçimlere gireriz diyorlar. O konuda ciddi bir sorun görülmüyor. Kastettiğimiz HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki alacağı olası tavırlar. Şimdi HDP daha evvel aday işte çıkarma kararını açıklamıştı. Aslında daha evvel yani önce bir deklarasyon yayınladılar 1,5 yıl önce. Dediler ki işte biz 11 maddelik bir deklarasyon yayınladılar ve bu konular etrafında işte bir anlaşma olursa biz ortak adayı destekleriz dediler. Fakat Millet İttifakı altılı masa, şimdi beşli masa oldu bu cephe cevap vermeyince HDP'de geçen ay dedi ki biz artık adayımızı çıkarırız. Yani bizimle görüşmüyorsunuz, bizimle herhangi bir şey paylaşmıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Dolayısıyla biz de adayı çıkarırız. Ama sonra deprem felaketi oldu ve bugün Sayın Mithat Sancar kendisine yöneltilen sorularda ve basın açıklamasında bu yeni durumda aday çıkarma konusunu tekrar gözden geçireceklerini ifade etti. Yani HDP aday illaki şu anda aday çıkarırız pozisyonunu değiştirmiş ve esnetmiş durumda. Yani illa aday çıkaracağız, yok arkadaş biz illa Cumhurbaşkanlığı adayını çıkaracağız pozisyonunda değil. Ama çıkarmayacağız da demiyor. Bazı beklentileri ve çağrıları var HDP'nin. Şimdi tabii ki bugün Tokyo toplantıda da bu konu konuşulmuş ve HDP durumu tekrardan gözden geçirecek. Fakat sorunun asıl cevabı yani Kılıçdaroğlu aday olursa HDP adayı çıkarır mı çıkarmaz mı sorusunun cevabını Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarda görmek lazım. Yani bunu aslında Kılıçdaroğlu belirleyecek. Eğer ki HDP'den açıktan bir destek istense ve demokratikleşme konusunda kayda değer vaatlerde bulunsa ve buna göre söylemler geliştirse ve HDP'nin daha önce açıkladığı 11 maddelik deklarasyonu en azından görüşme, müzakere konusu yapsa, bu konuda tutumunu açıklasa, yani tümünü kabul etme anlamında değil, işte mesela bu kısım önemlidir, bunu şöyle değiştirebiliriz vesaire, genel anlamda bir demokratikleşme vaadinde bulunursa, o zaman HDP'nin adayı çıkarmama düşüncesi de daha somutlaşabilir. Adayı çıkarma gereği duymayabilir HDP. Ama Kılıçdaroğlu şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da işte HDP'yi de görmezden gelmek, ki artık böyle bir şansı da kalmadı bu İyi Parti'nin masadan ayrılmasıyla. İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi görmezden gelme, işte onlarla ilişkilensem acaba ne diyecekler şeyiyle tutumunu devam ederse, o zaman HDP'nin de kendi adayını çıkarma hakkı var. Ama şu anda gelişmeler HDP'nin adayı çıkarmama eğilimini güçlendiriyor. Yani HDP'nin şu anda adayı çıkarma olasılığı azaldı, onu belirtelim. Fakat dediğim gibi HDP'nin bu tutumuna kararlaştırma konusundaki süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarda görmek, orada da aramak mümkün. Eğer ki HDP aday çıkarmazsa, doğrudan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verirse ve seçmenlerine dese ki sandıkta parlamento seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na oyunuzu verin, güçlü bir şekilde parlamentoya gidelim, hedefimiz 100 milletvekili olsun, Cumhurbaşkanı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz, demokratikleşme adına, Türkiye halklarının bir an önce huzura kavuşması adına biz de böyle bir karar aldık derse, o zaman Kılıçdaroğlu'nun
birinci turda bile seçimi kazanma ihtimali doğar. O olmasa bile ikinci turda yine yani Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali doğar. Ama tabii ki bir risk durumu da var. Karşı cephe çok güçlü. Yani ellerinde daha fazla imkanlar var. Onu göz ardı etmemek lazım. İktidarı kolay bir şekilde bırakmak istemiyorlar. Aslında devlet içerisinde de ciddi bir çatışmanın olduğunu söylemek mümkün. Ama böylesi bir durumda HDP kendi sorumluluğunu en azından yerine getirmiş olur. Ve bu HDP'nin destekleyeceği, HDP güçlü bir şekilde parlamentoya girer ve desteklediği aday da Cumhurbaşkanlığa seçilirse o zaman herkes kazanmış olur. Ama aksi olursa o zaman herkes kaybetmiş olur. HDP evet sorumluluğunu yerine getirmiş olur ama herkes de kaybetmiş olur ve Türkiye çok daha büyük bir karanlığa yol alır. Yani bu önümüzdeki 5 yıllık karanlık geçmişteki 5 yani bu içinde geçtiğimiz geçmişte kalan 5 yılda daha fazla karanlık bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.